Ben şimdi dün anmasını gerçekleştirilen Eren Eroğlu'nun ailesine ve gazetecimiz Merve Eroğlu'na sözü vereceğim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de emek ve çalışma dünyasında kronikleşmiş sorunlar var. Sermaye birikimi ve kar için en önemli, en kolay kalemin işçiyi ucuz, güvencesiz, güvenliksiz çalıştırmaktan geçtiği düşünülüyor. Bu zihniyet çok yaygın bir hal aldı ve doğallaştı. Bunun sonucunda bu sistem evvela işçiyi yaşatmıyor, sonra öldürüyor, sonra katliamlara maruz bırakıyor. Adalet arayan işçi ailelerinin 35. Vicdan ve Adalet Nöbeti'nde iki katliam üstüne buluşmuş durumdayız maalesef. Soma işçileri Ankara'ya yürürken Ermenek haberi geldi. Orada her şey daha tazeyken Isparta'da tarım işçilerinin minibüsü devrildi. 17 kişi öldü. Bu katliamlar tabii bize korkunç bir resim gösteriyor ama tek tek işçi ölümleri de bütün bu münferit vaka sayılamayacak işçi ölümleri her biri ve bize bu büyük resme dair çok şeyler söylüyorlar. Arkadaşımızın dediği gibi yıl dönümünü idrak ettiğimiz ve 13 Kasım'da davası görülecek olan Eren Eroğlu'nun hikayesi de bize çok şeyler söyleyecek. Şimdi ailesine mikrofon tutalım. Bize biraz... Yaklaşalım biraz. Bize Eren'in hikayesini, çalışma koşullarını, bu nasıl bir cinayete kurban gittiğini, bundan kimleri sorumlu tuttuğunuzu, niçin sorumlu tuttuğunuzu kısaca anlatır mısınız ve davayı? Şimdi Eren 17 yaşındaydı. Çok bilinçsizce bir yere montaja gönderildi. Başında bir usta, iş bilir bir usta verilerek montaja gönderildi. Fakat onun da ihmalleri sonucu ve iş yerinin aslında ihmalleri sonucu böyle vahim bir kaza. Yani kaza, aslında cinayet de... Grafiker ve bir tabela aslında. Grafiker yani büro elemanı olarak alınmış fakat büro elemanı olarak alındığı şirkette montaja gönderilmiş ve gerekli koruma kıyafetleri üzerine verilmeden ve gerekli detaylar anlatılmadan, montaj yerinin keşfi yapılmadan bu şekilde montaja gönderiliyor ve elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti kardeşim. 10 ay geçti. 10 ay boyunca hiç kimse bizi arayıp sormadı. İfadelerimizi bile biz gidip kendimiz zorla verdik. Zoraki ifadelerimizi verdik. Bizim neden ifademizi almıyorsunuz diyerek 14. gün. Yani şurada birinin arabasını çizdiğiniz zaman gelir hemen sizi bulurlar. Hemen dava ederler. Bir can gitmiş. 14 gün boyunca arayan soran hiç kimse olmadı bizi. Neyse velhasıl kelam 10 ay geçti. İlk dava günü geldi. 1,5 ay önce. 10. ayda o kadar enteresan ki yani hemen oldu bittiye getirip davayı kapatmak istiyorlar. Biz özellikle 3 kurumun, 3 kamu kuruluşunun davaya dahil edilmesini istedik. TİAŞ, İl Sağlık Müdürlüğü belediye, Esenyurt Belediyesi. Çünkü o binanın orada işte yapılmasına ruhsat veren Esenyurt Belediyesi, teller oradan geçiyor, bu şekilde oraya yapı yaptırmaması gereken. Aynen öyle, binanın çatısının üstünden geçiyor. Fakat Eren'in boyu 1.92 idi. 5 metre, en az 5 metre olması gereken mesafe 2 metre 20 santim. Aynen öyle, yani hafif parmakların ucuna kalksa kafası değebilecek bir yer. Özellikle yani savcıya o kadar ısrar etmemize rağmen, 10 kere randevu almamıza rağmen bir tek... Gırtlağını sıkmadık savcının ve biz bunları dahil ettiremedik. Hiçbir şekilde kamu kuruluşları hakkında dava etmiyorlar. Biz o savcı hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Yani neden yapmıyorsun, neden biz bunu talep ediyoruz, neden açmıyorsun diye. Hakim zaten bir taraftan aman bir an evvel ikinci davada mahkemeyi kapatalım diye. Bilir kişiler zaten kimin parası varsa onun istediğini yazıyorlar. Paran varsa sen istediğin her şeyi yazdırabiliyorsun bilirkişi raporuna. Zaten bu ülkede adalet de senin paran kadar. Paran ne kadarsa, bankada nakitin ne kadarsa sana adalet o kadar. Şimdi ikinci duruşmamız var ayın 13'ünde. İkinci duruşmaya daha hazırlıklı gireceğiz. İlk duruşmada olduğu gibi değil. En azından bu kamu kuruluşlarını tekrar dava etmeye çalışacağız. Bunda olmazsa yeniden bir dava açacağız. Yani bu işin peşini bırakmayacağız. Bizim
burada devam ettirmeye çalıştığımız şey zaten kaza akabinde işverenler, sorumlu, kendilerini sorumlu tutan kişiler zaten bizlere ulaşıp çok yüksek miktarda para teklif ediyorlar. Yani biz davayı kazanıp da bir tazminat almanın peşinde değiliz. Zaten kaybettiğimiz insanı da geri alma niyetimiz yok. Burada olmamızın tek sebebi herkes inşaatta ölecek diye bir şey yok. Bir fişi prize takarken de hayatınızı kaybedebilirsiniz. Herkes kaybedebilir. O polisler de kaybedebilir. Buradan geçenler de kaybedebilir. Herkes kaybedebilir. Bizim bir beklentimiz yok. Tazminatta da gözümüz yok. Sadece artık akşam 7.30'da ana haberleri izlerken iş kazası izlemek istemiyoruz. Çünkü biz bunları her duyduğumuzda olay gününü tekrar yaşıyoruz. Aynı hiç eksilmeden, hiçbir acı eksilmeden fazla fazla daha çok acıyla yaşıyoruz bunu. Durum bu şekilde. Hazırlanıyoruz. Ayın 13'ünde bakalım inşallah. İlk mahkeme gibi umarız kötü geçmez, yükleneceğiz. Bahsettiğiniz hastane, Doğa Hastanesi'nin o binasında elektrik akımı geçen tellerin 5 metre yükseklikte olması gerektiğini ama 2,5 metrede kaldığını söylediniz. Buna rağmen hastane yapılmış, bu hastaneye ruhsat verilmiş, denetlenmemiş. Belki kat çıkması teşvik edilmiş. Bunun sonucunda bu denetimi yapması gereken kurumlar davaya nasıl dahil edilemiyor? En delirtici olan da bu değil mi? Bu kamu kuruluşlarının davaya dahil edilememesi gibi bir şey yok. Dahil edilebiliyor ama zorluyorlar sizi. Kamu kuruluşlarına. Çünkü üstüne gittiğiniz zaman açıkları ortaya çıkacak ve bunlar hep zincirleme. Birbirlerine bir şeyleri peşkeş çekerek, bir şeyleri rant elde ederek bu şekilde işte oranın ruhsatını vermiş, o ona ihale etmiş, o onun yeğenini işe almış. Bu şekilde yürüyor çünkü Türkiye'de işler. Durum bu. Yani biz bir şekilde dahil edeceğiz. 10 kere kapatsınlar, 11. kez tekrar açacağız biz bu davayı. Sonuçta biz can kaybettik. Bu şey değil, basit bir şey değil yani. Onun için biz davamızın takipçisiyiz. Oraya kadar olan kısım zaten kamu kuruluşlarının denetimsizliği. Bir de özel sektörlerin denetimsizliği var. Oraya o hastanede o çocuklar çatıya çıkarken orada herhangi bir yüksek gerilim, çatıya çıkmayınız ya da işte orada uyarıcı, ikaz edici hiçbir levha yok. Ya da onu oraya gönderen şirketin önce orada bir keşif yapıp keşiften sonra elemanları oraya göndermesi gerekiyor. Bu da işin ikinci yüzü. Kamu kuruluşlarını geçtik. Onlarla ayrı uğraşacağız. Bir de bunlar var şimdi. Ve burada ilk mahkemede çıkan sonuç, Doğu Hastanesi biraz ensesi kalın bir şey olduğu için, kurum olduğu için onu da davanın dışına almaya çalışıyorlar. İşte hani hastanenin bir suçu yoktur falan, işte vareste diye bir karar çıkarttılar. Hatta o sorumlu tutulan kişi Ulucan Köse'nin gelip gitmesine bile gerek yok. Avukatı gelecek gidecek ve biz buna da itiraz edeceğiz. Hani bu şekilde ölen öldüğüyle kalıyor. Adamlar yine rahatlar. Her akşam evlerine gidebiliyorlar, gelebiliyorlar. Yine iş yapabiliyorlar. Bu şekilde. Çünkü işçi onlar için değersiz, önemsiz. Siz gidiyorsunuz, başkası geliyor. Çok önemli değilsiniz yani. 100 lira fazlasına başka birisini çalıştırabiliyorlar. Durum bu. Davanız 13 Kasım'da. Herkesi çağırıyoruz. Nerede olduğunu söyler misiniz? 13 Kasım'da Bakırköy adliyesinde olacak dava. Ağır cezada görülüyor. Destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bütün sektörlere yayılmış, kimi sektörlerde daha fazla karşımıza çıkan iş cinayetlerini burada bulunan topluluk bile bu sektörel çeşitliliği gösteriyor. Çeşitli ailelere son zamanlarda giderek daha fazla yaşadığımız bu genel manzaraya dair sorular soracağız ve görüşlerini alacağız. Kimden başlayalım? Buyurun. Ben Eren'in ablasıyım. Eklemek istediğim birkaç şey daha var. Ben kardeşimle birlikte kendi hayallerimi, kendi geleceğimi de kaybettim. Bizim için belki çok değişen bir şey olmayacak bundan sonra ama başka ailelerin canı yanmasın istiyoruz biz buradaki bütün aileler olarak. Yani hükümet kendi içinde bu eksikleri gidermediği sürece hiçbir şey değişmeyecek. Soma'yı unuttuk bile Ermenek ve Isparta ile birlikte. Yarın uyandığımızda başka bir kaza olacak, başka bir iş cinayeti olacak. Bunları da unutacağız. Yani bu böyle devam edecek. Yani hükümet kendi içindeki eksikleri, bu kişisel çıkarları bırakmadığı sürece bu böyle devam edecek. Biz bunun önüne geçemiyoruz çünkü çok küçük bir grubuz belki. Ben arkadaşlardan destek bekliyorum sadece. Herkese de başsağlığı diliyorum.